Merhaba, NTV Radyo'nun Köşe Bucak programına hoş geldiniz. Efendim bugün daha önce hiç bu programa gelmemiş bir konuğumuz var. Yani davet etmediğim bizdeyim, pardon yanlış anlaşılabilir. Ee, televizyoncu dizilerde izliyoruz. Ee, sinema oyuncusu. Ee, bu yıl bunu çok belli etti sinema oyunculuğunu. Tiyatrocu aslında yani tiyatrodan gelme ama ben onu bu yıl ilk kez yönetmen olarak yani onun oyununu, yönetmen olduğu oyunu ilk kez bu yıl izledim. Evet efendim Ahmet Mümtaz Taylan'la birlikteyiz. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yoktun setteydin. Setteydim hep setteyim. Evet. Hep, setteyim. hep setteyim. Gene şeye televizyon dizisi. Televizyon Sahtim dizisi. Satım ailemle girmiş buldunuz. Aynen öyle. Kış geldi. Oyuncular e, dizileri uçmakta. <laughs> Dizi mevsimimiz geldi ama evet. e, çok izleniyor diziler. Evet. Yani ben bir yerde hem de Star'ın verdiği bir tanıtım şeyi Hı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın dizisi yazıyordu üstünde. Altında da eksik olmasınlar adını da yazmıştım. Hoşuma <laughs> gitti. <laughs> Başka bir işi yaptım mı? Yani e, hani oyunculuk, ne bileyim sanat. Sanat yönetmenliği, dışında mı? Evet. Sanat dışında çok iş yaptım tabi. Ee, ben çalışma hayatına maden işçisi olarak başladım. Ee, Babanın dinamit vardı. Şey, ama sen başka yerlerde çalıştın Yok, babamın diyorsun. dükkanında değil. <laughs> evet, orada çalıştım. Ben bayağı tabii. bildiğiniz maden işçisiyim. ...daha sonra asfalt çantiyelerinde çalıştım... ...garsonluk yaptım... ...bir sürü iş yaptım sürü benim iş yap. ...çiçekçilik peki. yaptım uzun zaman... Ha ...evet onu görmüştüm ha. çiçekçiliği... Ha. Ee, ...peki bu... E, ...oyunculuk yani eğitim... ...eğitim ne zamana rastlıyor bunda... ...ben... ...benim ilk üniversitem iktisat fakültesidir... ...o evet. ee, işte hem çiçekçilik yapıyordum... ...hem iktisat okuyordum filan... ...yazları maden işlerinde filan çalışıyordum... Daha sonra e, iktisatın galiba ikinci ya da üçüncü sınıfındayken şeye başladım. E, amatör tiyatroya başladım. Sonra baktım iş ciddiye biniyor. E, gidelim de okulunu okuyalım en azından. Birisi sorarsa e, naçar kalmayalım diye konservatuara gittim. İşte dört yıl konservatuar. Sonra unutmak için 14 sene harcadım konservatuarda öğrendiklerimi. Evet biliyorsunuz Türkiye'de eğitim öyledir. Doğru Ama mi? en azından emek verdik. İtiraz edeceğimiz evet. şeyleri okuyarak itiraz ediyoruz şimdi. Evet. E, tiyatroyla başladın değil mi doğal tiyatro do Tiyatroyla do başladım. E, hemen daha stajyerken yönetmenliğe başladım devlet tiyatrosundayken. 1989'da Diyarbakır'da. E, o zamandan bu zamana hem oyunculuk hem yönetmenlik işte beraber gidiyor. Şimdi de istersen... E... ...tabii hepsinin önemi var ama ben bu yıl senin oynadığın bir şey gördüm daha Evet, e, evet filmi ki çok sevdiğim bir kitabın iyi uyarlanmış bir filmiydi yani bu da çok zor. E çünkü yazarının senaryoda parmağı var. Var değil mi? Var tabii. Ben, Hakan Günday ile beraber onur, onur. Sizinle birlikte Adana'dan sonra görünce ...aa dedim Hakan da gitti demek iyi olmuş film diye düşündüm. Aynen ya. öyle. Hani benimsemiş o da. Tabii Hakan çekim sürecinde de setteydi zaten hmm. yani e, hemen hemen bütün aşamalarında e, bulundu Hakan çok titiz davrandı o konuda e, bizim de tabii daha çok içimizdesinde onun varlığı gerçi hmm. en iyi yazar ölü yazar derler biliyorsunuz ama hmm. e, Hakan'ı böyle seviyoruz canlı. Seviyorum. <laughs> O çok tuhaf bir kitaptı tabii kitabı okumamış olanlar için film de aynı derecede çarpıcıdır mutlaka. Belki okumamış olanlar için daha çarpıcıdır çünkü okuyanlar filmin şey filmde belki romanın tamamını arayam aramış olabilirler bulamazlar öyle değil yani. <laughs> Ama gene daha... de aslında çok yakın. Çok bir yakın uyarlamayı. tabii. Yani dahadan daha romanından çıkabilecek birçok senaryodan biriydi evet. ee, şeyde bu baba oğul aksında. Evet. Yani kuruluydu daha evet. ziyade. Evet. evet daha fazla. Onun onun için e, genelde beraber alıyorsunuz ödül Yani paylaşmıyorsunuz da. Evet, hani sen en iyi oyuncu alırken işte hayatta ne bileyim evet, umut alıyorum. veren oyuncu Evet Evet evet. Çok başarılıydı ama siz çok. de bilmiyorum sevdiniz herhalde. Çok sevdim Biz evet. Biz çok sevdik hayatı. Yani hayatı çok severiz hayatı da çok sevdik. <laughs> o Hollanda. E, babası Hollandalı bir sanat tarihçisidir. E, Van Eyck oradan yani. Van Eyck oradan. Annesi de bir İngilizce öğretmeni yanlış hatırlamıyorsam. Böyle çok şey harika bir çocuk yetiştirmişler Nefis, yetenekli, disiplinli, sevgi dolu, kibar bir çocuk. Evet gerçekten öyle orada ödül törendeki tavırları da öyle çok, tevazusu falan şöyle, böyle yani. çok çok şeydi yani. İyi yetişmiş çocuk. Işte. İyi yetişmiş bir çocuk evet. evet evet ve yetenekli bir çocuk. Çok çok evet. çok da şey açık dinleyen deneyen korkmayan cesur bir şey oyuncu adayı çok daha iyi olacak eminim. İleride çok duyarız ismini. Filmin ve kitabın konusu için ne düşünüyorsun? Yani bu şöyle bir şey. Hani bu mültecilik, göçmenlik e, günün konusu gündemde olan. Fakat evet. e, bu tabii daha e, bu e, kaçınılmaz durumdan yararlanan taraftan anlatıyor. El, elbette ama tabii hangi e, açıdan bakarsanız bakın konunun e, vehameti, e, acısı hiç azalmıyor. E, burada da e, bu işten faydalanan kanat gibi görünse de yani kaçakçı tarafından evet. bakılsa da oğluyla olan ilişkisi üstünden e, bir genç insanın da nasıl kaybolup gittiği, kaybolup gidebileceği bu meselelerde. Uzak halka gibi uzak dalgada bulunanların bile ne kadar zarar gördüğünü... Gördüğünü anlatıyor. E, ...hikayesi. Evet. Hakan e, bir söyleşisinde galiba Bosna'da beraberdik başka bir şey için. E, o söyleşisini e, takip etmiştim. Orada şey diyor, kitapta da kısmen geçer. E, bir Suriyeli için Türkiye Avrupa ile kendisi arasındaki mesafedir sadece. Başka bir şey <laughs> değildir der. E, çok, çok... E, iyi bir şey ee, iyi cımbızlanmış bir cümle ee, romandan, hikayeden, bu maceradan ee, galiba ona e, o fikre, o şeye e, o epigrama diyelim çok hizmet eden bir film oldu ben de çok e, severek çalıştım şimdi macerasında çok böyle gönenerek takip ediyoruz İyi de karşılık buldu e şeyin eee aldığı ödül de Fransa'daki ödül evet. de çok önemli bir ödüldü Tabii. ve ilk defa bizden birisi alıyordu. Evet, galiba, galiba. Evet evet o zaman öyle. En azından o nişanı ilk defa o aldı galiba. Kendisi söylemişti burada e, konuşmuştuk onunla da. Çok sevdiğim bir yazardır ama rahatsız da eden bir yazardır benim. Evet çok sert. Evet çok yani sert. o daha iyi okurken böyle okuyorum. Bazı yerde diyorum ki bırakayım şunu hani daha sonra okuyayım kelimeyim. Dayanamıyorum ama. Evet, Alıyorum gene evet. okuyorum. Ondan sonra dedim de öyle ya Hakan bir taraftan bitsin diye dua ettim. Bir taraftan bitmesin diye yavaş yavaş okumaya. Mahvettim beni ya. Ne biçim kitap bu dedim. Çok memnun oldum. Biz de bunu bekliyoruz zaten. Bu kuşağın en şey dikkat çekici yazarlarından biri bence de. Bir de tabii yönetmenlik olarak da elbette iyi bir iş çıkarmıştı onu. Hele bir Onur, ilk evet. film ya ilk film ama ilk uzun metrajlı film aslında kısa ilk filmi değil, var değil mi? ödüllü kısa filmleri falan var ama bu ödül konusu evet, evet. da önemli arada muhakkak söylüyoruz ama hani çünkü e, fark edilen işler yapıyordu. E, ya Gerçekten bence iyi bir yönetmen kumaşı var Onur'un onun da daha sonra çok iyi filmlerini seyredeceğiz eminim çünkü öyle şey e, zorluktan da kaçan bir e, adam değil. Değil evet. Muhtemelen çok bu işlerde çok çabalayacak daha çok göreceğiz onun işlerini. Çok memnun oluruz gerçekten. Bu yıl ilk filmler vardı ama değil mi? Yani başka yerlerde de... Vardı um, tabii. Bu da iyi bir şey. İyi, iyi bir, bir şey, şey yani, tabii çok iyi bir şey. Ve hiçbirisi de kötü film değildi yani onun için. Evet yani... Benim en, gördüklerim. Diyeyim. En azından şöyle düşünüyorum. Yani yeni yönetmenlerin gelmesi, yeni bakış açıları demek... Ee, ee, yeni e, önermeler demek. E, bütün bunlar umut vaat eden şeyler. Çünkü biliyorsunuz daha bizde bir sinema sektörü olduğunu söylemek zor. Daha çok bir iş kolu olarak bakıyorum. Hem televizyona hem sinemaya. Evet. Yani bir sektör falan değil bunlar. Yerleşik kuralları yok. Güvenliği yok. Sosyal güvenliği yok. telif hakları hak getire bu memlekette. E i̇şte bütün bu işlere bütün bu zemine bakarak bu kaygan zeminde oldukça verimliyiz diye düşünüyorum yine de. <laughs> en azından biliyorsunuz hani 15-20 sene önce festival yapacak adette film çekilmiyordu ki festival evet. yapılamıyordu. Evet. Şimdi şimdi taşkın ön, ön bir şekilde yapılıyor. Şey evet, yapıyor. Ayırıyor. Çok güzel. Tabii o çok sevindirici. Tiyatroya gelebilir miyiz? Tabii hemen. 20. 21. İstanbul Tiyatro Festivali iyi bir festival zaten. Yani çok iyi şeyler izledim önce ben de öyle Hele ilk ikisi hakikaten müthişti. Ve uyarcayı ben daha önce görmüştüm. Ankara'dan kim sahneliydi? Şakir Gürzumar. Ha o değil mi? Ben acaba Yücel Bey mi diye düşündüm. Yücel Bey o çevirme, için çevirme. herhalde aklımda. Ama Yücel Bey'in dönemiydi, o genel müdürdü. Şakir de o dönemde. Evet. Gürzumar. Hem Ankara'da değil. hem İstanbul'da değil mi? Önce Ankara'da sahnelendi, evet. sonra İstanbul'da bir röpriz yaptı. Evet. O zaman da izlemiştim ama unutmuşum tabii çok ee, e, bir zaman. Evet, yani bizim okumamız biraz daha farklıydı ama işte yani o da çok başarılı bir işti zaten. O da çok hoş yani Bu bunu da çok sevdim. Burada bir de şu vardı. Çok iyi bir dekordu. Çok doğru bir dekordu. Evet. Yani demek istiyorum. Ben de öyle düşünüyorum. değil mi? Öyle evet. mi? Evet. <laughs> Fakat dastasın. E, yeri de müsait çok müsait yani başka hiçbir yerde bu dekor bu kadar iyi durmaz diye düşündüm E ama ben onu oraya göre düşündüm zaten ha, yani başka mi? bir yerde Orası yapıyor için. olsaydım daha farklı bir dekor düşünebilirdim ama bu hani böyle yatay bir şey değil yukarı doğru böyle dikey dikeyde serpilen bir dekor oldu tabi de devasa bir duvarın önünde küçük adamlar kadınlar daha etkili oluyor daha etkili artistlik oluyor artistlik evet. olarak yak yakışıklı bir iş oldu evet çok ha, hakikaten çok etkiliydi bir de tabii tanıdığımız oyuncular TanSu Biçeri. Evet. Yani kucağımızda büyümüş gibi e, evet. görüyorum. Aslında Çok seyirciliği dışında hiçbir ilgim olmadı. Yani seyircisi olarak beğenip gidip tanıştım yani evet. onunla da. Ne mutlu. Evet e, ve şey de e, Nur e, onlar ikisi İsmaille Hacıoğlu ile ikisi evet. çok gencecik çocuklardı. Dervişin bir iki filminde oynamışlardı. Evet evet. Mehmet Ali bir dervişin fetiş oyuncusu sayılır birçok evet, işinde. Evet. Yani. Ama İsmail de oynuyordu o zaman. İsmail de evet. Bu yıl hem e, birisinin işte Aylada evet, filmi evet. hem de oyunda görünce o da zaten beni görünce çok sevindim seni gördüğüme dedi. <laughs> çok olmuş çünkü. Fakat Tansu çok iyi yetişmiş. Çok. Ve gittikçe olgunlaşan çok iyi bir oyuncu. Çok, çok parlak bir oyuncu evet. Ya ben çok beğeniyorum. Ee, i̇çinde tansun olduğu şey telefon rehberi olsa açar bakarım yani. Ve ben onu ilk defa tiyatroda izliyordum. Biraz da şey de oldum yani. Gerçi daha çok tersinden korkarım. Yani tiyatrocu sinemada çok abartılı olursa diye. Yok ikisinde de televizyonda da sinemada da tiyatroda da müthiş ölçekleri bilerek dikkat ederek oynuyor. Ee, çok güçlü şeyleri var. İnsiyakları yani güdüleri çok güçlü. Öyle değil mi? Müthiş, ne mutlu müthiş. ya böyle birkaç tane böyle iyi oyuncu var ve var. Ben Mehmet Aliyi de çok beğeniyorum. Yani Mehmet Ali Nur nu evet, çok beğeniyorum. Mehmet Ali beğeniyorum. de iyi oyuncudur. Evet. Ee, tabii e, Mehmet Ali 10 sene sonra ilk defa sahneye çıktı. He, evet. Ee, Tansu öyle değil. Tansu bayağı bir işleyen demir yani o sürekli çalıştığı için daha evet, şey ama evet. e, bu oyunda nefis bir uyumları var. Benim Tansu'dan önce çok beğendiğim Volga Sorgu vardı bir de. Evet o da. Karakter da şeylerinde oynayabiliyor. Ama Bülent biraz Emin daha serttir Tansu evet, çok yumuşak. Çok yumuşak. Bülent Emin Yararı beğenir misiniz bilmiyorum. Çok. Ben çok, çok. çok beğendiğim hayran olduğum bir oyuncu. Beraber de yıllarca oynadık. E, Tansu'yu bir ileri model olarak görüyorum. Yani şey Bülent Emin'e çok benziyor. Öyle, öyle parlak, değil mi? Parlak bir oyuncu. Evet. evet. Yani. yani aslında her ne kadar çok şikayet etsek de demek ki Ahmet tiyatroda da Sinemada da umut var. Var her zaman. Var. Yaratıcılar açısından. A televizyon için de geçerli aynı ha, şey. Ben yani de onu sormacaktım. Televizyona ne dersin? Hepsinde iyi işler yapmak mümkün. Tabii ki dönemsel olarak bazı türdeki işler öne çıkıyor, bazıları biraz geriliyor, çok ilgi görmüyor falan. Hayat gibi yani bazen biri öne çıkıyor, bazen biri öne çıkıyor ama ben televizyonda çok önemsiyorum. Doğrusu ben sadece e, hayatımı idame ettirmek açısından televizyona e, gönül indirmiş bir oyuncu değilim. Severek çalışıyorum televizyonda. Severek çalışıyorsun ve böyle çok yani performans alan Böyle küçük sahneler hani e, şey yapın Star galiba onları topluyor. Star topluyor. Evet onlar evet çok çok güzel şeyler var yani. Ben Teşekkür. çok fazla dizi izlemiyorum ama orada kaçırdığım bir sürü şey gördüm. Teşekkür ederim sağ olun. Evet. Ahmet Mimtaz Taylan'la birlikteydik. Ahmet çok teşekkür ederiz bize konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok mutlu oldum. Sağ olun siz gördüğünüz. <laughs>